Tamam, yarın sabah giderim o zaman. Sen benim bileti halledersin, haberleşiriz. Sağ ol. Yolculuk var galiba. Evet, var. Yarın iş için Almanya'ya gitmem gerekiyor. Uzun mu? Yok, bir günlüğüne öyle. Oradaki işler bir türlü oturmadı Metehan. Aman, kolay gelsin. Çimen'le konuştum. Olanlardan haberin var mı? Var. Amcan anlat. Fatih abi sıyırmış mı sanki biraz? Oğlum kim sıyırmadı ki? Kim normal sence? Sen normalsin. Umarım böyle kalabilirim. Umarım. Şu hale bak ya. Ev kalabalık olacak dedik, ikimiz kaldık. Nasıl olacak böyle? Ne bileyim oğlum ya. Ben de bilmiyorum ki. Aynı şeyleri düşünüyorum. Kıvılcım hep doğayla ilgileniyor, haklı olarak. Bırakmıyor, bırakamıyor. Ben de böyle bekliyorum işte. Moralini bozmak gibi olmasın da, bu iş daha uzar bence baba. Ne bileyim. Bakalım hayat bize ne gösterecek. Herkes kalbinin ekmeğini yer derdim bana. Gönlünce olacak. Sakin ol. Ekmek demişken yemek yedin mi bu arada? Benim akşam bir iş yemeğim var, oraya gideceğim. Sen ye, bir şeyler ayarla kendine. Tamam, pizza söylerim o zaman ben. Her zamankinden. Mantarlı olmasın. Yok ama. Tamam. Ben odamdayım o zaman. Çıkarken uğrarım. Öpüyorum. Dobarlan, bırakma kendini. Efendim var. Kıvılcım merhaba. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok hayır. Odamdayım. İyi misin? Doğa nasıl? Kötüyüz. Duymuşsundur. Sabah arayacaktım Kıvılcım. Ama etrafın kalabalıktır diye aramak istemedim. Evet öyleydi. Fatih Cemre'yi götürdü. Doğa perişan. Biz de avukattaydık. Yarın da hastaneye gideceğiz. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ben tepki vermenden korkuyorum. Ama yanında olmak istiyorum Kıvılcım. Ömer, sen yardım etmeye çalıştıkça biz daha çok gerileceğiz. Hani konu kızım olunca, işler ters gidince ben elimde olmadan asabi oluyorum. Ne diyeyim ki? Bir şey diyemiyorum. Bana bir süre izin ver olur mu? Doğa düzenini kursun. Fatih'ten kurtulalım. Yoksa öbür türlü çok yıpranacağız. Tamam canım. Tamam. Bu arada ben iş için yarın Almanya'ya gidiyorum, haberin olsun. Öyle mi? Peki, iyi yolculuklar sana. Vardığında haber verirsen sevinirim. Tabii ki. Ama aklım sizde Kıvılcım. Çok merak ediyorum. Lütfen herhangi bir gelişme olursa bana bilgi ver. Biliyorum. Anlayışın için teşekkürler. Seni çok özledim. Ben de. Ama şu an önceliğimi biliyorsun. Bana bir süre izin ver ne olur. Biliyorum Kıvılcım. Konuşuruz. Tamam, konuşuruz. Hoşça kal. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Avukat ne dedi? Anne işte yarın doktora gideceğiz. Peki ondan sonra alabilecek miyiz Cemre'yi? Bence hiç alamayacağız. Ama Doğacığım senle ne konuştuk? Niye şimdi böyle yapıyorsun? Ya ama bu ne böyle ya, resmen yaz havasındayız. Doğacığım bak, umutsuzluğa kapılmak yok, tamam mı? Lütfen saçmalama. İyi dedin. Konu birazcık daha ısınsın. Hadi sen anlat bakalım. Ne anlatayım? Sözde evliliğini. Yani ben konu değişikliğini böyle hayal etmemiştim ama yeğenim için her şeyi yaparım. Şimdi şöyle, biz Rüzgar'la yeniden görüşmeye başladık. Ne? O ne ara oldu? Bir dakika Çimen'cim, anlatıyorum. Anlatacak şimdi bak, önce yalanı bulması lazım, onun için ara veriyor. Aşk olsun anne ya. Sen şimdi Rüzgar'la baya baya sevgilisin öyle mi? Hem de bunca yıl sonra. Böyle hepiniz birden üstüme gelirseniz ama olmaz. Evet, yani daha çok ilişkimizi yeniden gözden geçiriyoruz diyebiliriz. Çok harika bir ilişkileri vardı.
Şimdi de gözden geçiriyorlar. Niye ya? Ben severim rüzgarı. Ben de severim. Eşsiz güçsüz ne kadar serseri varsa sevinsiz. Anne çocuk kanal ortağı oldu, daha ne yapsın? 5 tane kanal ortağı olsa gene benim için 10 para etmez. Zıpır, güvenilmez, kadın düşkünü. Ondan ne baba olur ne koca. Onun bir tane manken kadından sanki çocuğu olmuştu. Ben öyle bir şey okumuştum. Aa, bir de evlenip boşandı mı? Aa, öyle mi? Ya evet, çocuğu var ama hiç evlenmedi. Bak, çocuğuna bile sahip çıkmamış. Bakalım daha neler göreceğiz. Ben bakarım. Vay eksen işte. Ne haber Baldız? Bakıyorum da gördüğüne sevindin. Ha? İnan ben de şaşkınım. Hadi geç. Efendim Cümleten, iyi akşamlar. Hoş geldin Kayhan. Güzel kızım benim. Üzmüşler mi seni? Hoş geldin babacığım, gel. Hoş bulduk bir tanem. Hoş geldin babacığım. Canım kızım. Kızım iyi misin? Bak bir daha sakın üzüldüğünü görmeyeyim ha. Tamam mı? Yani elimde değil. Ya acaba diyorum şöyle bir adam tutup şu Fatih'i bir dövdürelim bir ya. Ha? Boşuna sevinmemişim gördüğüme. Saçmalama istersen Kayhan. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir Kıvılcım. Böyle şey mi olur ya? Sonra hapislerde sürünelim hep beraber. Deli deli konuşma. Latife yapıyorum anneciğim. Hani şöyle biraz yüzümüz gülsün istedim ya. Ha bu arada Leman selamlarını iletti. Onu da getirmek istedim ama ne bileyim şimdi Kıvılcım bozulur mozulur değil mi ya? Olur mu öyle şey? Niye bozulayım Kayhan? Sen benim eski eşim değil misin ya? Unuttun mu? Evet. Unutmak mümkün mü? Ha? Tabii. Kayhan bak dua et. Bu gece hepimizin morali çok bozuk. Ya espri yapıyorum espri. Şöyle havamız değişsin istedik. Ne var bunda ya? Allah'ım ya. Ünal cephesinden haberler Nanay anladığım kadarıyla. Hiçbir gelişme yok. Alev de evleniyor. Kız, ne zaman kiminle evleniyorsun sen ya? Ya öyle net bir tarih yok, konuşuyoruz daha. Kim bu kim? Rüzgar. Döndü dolaştı geri geldi. Tabii doğruysa. Niye yalan olsun anne, sen de bana taktın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Rüzgar adamımdır ya, yemin ediyorum. Çok iyi çocuktu ya. Ya tamam biraz serseri falan ama on numara. Düşünün artık, Kayhan övüyor. Babasının bir tanesi bu. Güzel gözlüm benim. Oğlum öpme çocuğu. Niye anne? Bebekler öpülmez. El alemin çocuğunu öpmüyor hanım. Evet anne, sen de abarttın biraz sanki. Mikrop kapar, hassas yavrucak. Anne sen hep öpüyorsun ama ben görüyorum. Oğlum ben hep dezenfekteyim. Annem yüzüne dezenfekte spreyi sıktı, vallahi gördüm. Hasbinallah. Hasta edemem efendim ben torunumu. Ha bak cam mı açık, esiyor bir yerden. Ha? Bakın bakayım biriniz. Yok anne, her yer kapalı. Anne ne esmesi Allah aşkına, ev hamam gibi zaten. Abdullah Bey, biz yarın Nilay'a tesettür kutlaması yapacağız. Bir kutlama sanım, nereden çıktın? O ne ya? Hani kapanan kızlar yapıyor ya. Ha, yanlış hatırlamıyorsam ablama yapmıştık, ondan mı? Hı. La havle ve la kuvvet. Hanım siz aklınızı mı oynattınız? Durduk yere bir şey çıkarıyorsun gene. Neden durduk yere olsun? Ben de kapandım ama kutlanmadı. Heves ettik Abdullah Bey. Bir kere de mantıklı bir şeye heves edin canım. Babacığım neden öyle diyorsun? Ben de insan değil miyim? Hem de hamile bir insanım. Benim de bir isteğim olsun. Yeni yeni adetler. Ben de hatırladım şimdi. Nursema'ya da yapmıştık değil mi? Oğlum Nursema 13 yaşındaydı, 30 değil. Babacığım teessüf ederim, ben 30 muyum? 25'im daha. Ne istiyorsanız yapın. Yapalım tabii Abdullah Bey. Arkasından bir Kur'an okuturuz. Ederiz duamızı. Hem doğmamış torunumuza hem kızımıza. Rabbim nazarlardan korusun.
Amin, amin. Peki nerede yapmak istersiniz? Evde mi yapalım yoksa otellerden birini mi ayarlayalım? Yok oğlum. Senin lokantada yaparız işte kendi aramızda bir kutlama. Otele gerek yok. İyi. İyi tamam, ben bir sönmez anneye sorayım. Ya havle. Niye soruyorsun ki? Tay ağzın bal yesin. Oğlum parayı sen koydun oraya. Kadın arada geliyor yemek yapıyor, kendini ortak sanıyor. Pardon ama sen bir kutlama yemeği veremeyeceksen niye açtın orayı? Ay bence de. Ağırlığını koysana biraz. Hiç bana bakma. Ben yokum. İyi tamam yapalım ya o zaman. Oley, sonunda benim de bir kutlamam oldu. Kıvılcım Hanımları çağırmak gerekir mi? Hiç gerekmez. Ne Kıvılcım Hanım'ı ya? Onlar senin yeğenini kaçırmaya çalıştılar. Bir söylemek lazım. Ne münasebet canım? Aa, bizi zaten düşman bellemişler. Nefret ediyorlar. Yapmadıkları kalmamış. Ay aman yok, hiç gelmesinler, ben de istemem. İyi tamam, ben söyleyeyim şey Sönmez anneye. Yoksa bunlar sana orada baskı mı yapıyor? Ya ne baskısı Allah aşkına? Zaten Sönmez anne öyle bir insan değil. Sönmez anne, Sönmez anne. Ne anneliğini gördün?